İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Sayın Yunus Emre, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tam da aslında sizinle konuşacağımız, planladığımız konu üzerine bir açıklama oldu. Neyi konuşacaktık? İzleyicilerimiz de bilmesi açısından. Hem iç politikada hem dış politikada son dönemde, biraz arttı diyelim aslında yeni değil. Ama son dönemde bir önceki açıklamadan çok farklı açıklama gündeme gelebiliyor. Bir önce uyguladıkları uygulanan politikadan çok farklı bir politikaya geçtik açıklaması gelebiliyor. Kamuoyunda u dönüşü olarak adlandırıldı. Bunlar üzerine konuşacaktık. O zaman bu örnekten yola çıkalım. Evet. Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması. Şimdi e, dinledik. Mültecilerle ilgili e, Birleşmiş Milletlerle bir çalışma yapıldığını söyledi Sayın Çavuşoğlu. Daha öncesinde e, bu açıklamaları buradan okuyacağım yanlış olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanının bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız demişti. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki vermişti. İki yılda evlerine göndereceğiz diye. Hatta Sayın Aktay Yasin Aktay dedi ki Suriyelileri bir çekin Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker demişti. Ne oldu şimdi hem Afganlarla ilgili hem de Suriyelilerle ilgili söylemde bir 180 derecelik değişim evet. oldu. Ne şimdi, değişti? Sayın Dostanlı sadece e, Suriye ya da göçmenler Afganistan meselesi değil. Türk dış politikası için önemli dosya konuların hemen hepsinde çok doğru ifade ettiğiniz bir U dönüşü görülüyor. Örneğin hatırlayın yani bir Mısır meselemiz vardı değil mi? İşte Katil Sisi, Darbeci Sisi açıklamalarıyla birlikte yükselen ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sisi'yle ben aynı masada oturmam deyip değil mi bir yemeği terk ettiği günleri hatırlıyoruz. Oradan nereye geldik? Mısır'la ikinci tur görüşmeler Ankara'da geçtiğimiz hafta yapıldı. Ya da Beşik arap Emirlikleri'ni hatırlayın. Emirliklerin Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimin arkasında olduğu söyleniyordu. Evet. Bu yönde bir takım soruşturmalar yapıldı. Efendim bir takım televizyon dizilerine konu oldu bu hadise. Ama şimdi işte tekrar ortaya çıktı ki emirliklerle bir yakınlaşma ilişkilerin iyileştirilmesi girişimi var. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Ee, şöyle ifade edeyim. Bakın geçmişte izlenen politikanın bir mantığı vardı. Bugün de aslında aynı mantık geçerli. O da şu. Dış politikada hangi adımları atarsak bu Türkiye'nin menfaatine olur, dış politikada hangi adımları atarsak bölgemize barış, huzur gelir diye bir bakış açısı yok Soral Bey. Dış politikada ne yaparsak Erdoğan yönetiminin iktidarda kalmasına bu yardımcı olur diye bir bakış açısı var. Şimdi bir dönem özellikle pandeminin yarattığı ağır sorunlar da gündemdeyken Türkiye'de bir güçlü milliyetçi hissiyat yaratmak, özellikle işte bu doğu Akdeniz'deki tartışmaları hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda böylelikle AKP'nin ve genel olarak Cumhur İttifakı'nın düşmekte olan desteğini belki toparlayabilir miyiz diye bir bir yaklaşım tarzı vardı. Mantığı oydu. Şimdi de şimdi de yine iktidarın oylarındaki gerilemenin önüne geçilmediği görülüyor. Türkiye'nin hızla bir seçime gitmekte olduğu görülüyor. Bu seçim şartlarında bu yeni durum karşısında ee, ikili ilişkiler birtakım ülkelerle iyileştirilebilir mi? Ve başta bu göçmen e, sorunu olduğu gibi seçmenlerin gerçekten duyarlı olduğu, hassas olduğu konularda bir değişiklik olur mu? Dikkat ederseniz burada alınan kararlar e, ve söylemde Türkiye'nin ihtiyaçları, bölgemizin gereklilikleri değil, Erdoğan iktidarına ne yardımcı olabilir? Yani dış politikaya bir ulusal çıkarlar bakış açısı değil, iktidarın çıkarı neyi gerektiriyor? İktidarın sürmesi için ne yapmak gerekiyor? Yani burada politika üretilirken bir devlet politikası değil, değil de kesinlikle. bir parti. İç politikası Tabii mı? iç politika gereklilikleri. İç politikada ne lazım? Yani oylar düşüyor, bunun önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi burada birkaç şey hatırlatmak lazım. Bir defa birincisi böylesine ağır maliyetleri Türkiye'ye yaşattığınız zaman bunun bir siyasi sorumluluğun olması lazım. Hı hı. Bakın Doğu Akdeniz'i çok konuştuk. İzlenen yanlış politikalar neticesinde bütün Doğu Akdeniz'de hemen her ülkenin bir araya geldiği Türkiye'ye karşı bir birliktelik oluşturduğu bir durum ortaya çıktı, değil mi? Bu durumdan Türkiye rakipleri çok yararlandı. Örneğin Yunanistan bir nevi e, Avrupa'ya, pardon, e, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğuya Avrupa'nın açılan kapısı haline geldi. Bir dolu enerji işbirlikleri, ticaret işbirlikleri yapmaya başladı. Türkiye'nin dezavantajını olacak şekilde bunları yapmaya başladı. Bunların hemen hepsi az önce ifade ettiğim gibi o dönem izlenen yanlış politikaların bir sonucuydu. Şimdi bu sebeple şunu hatırlatmak gerekti. Bunun bir siyasi sorumluluğu olması lazım. Yani bu kadar göçmen Türkiye'ye 10 yıllık bir iş savaş, 10 yıl aşan bir savaş, iç savaş Suriye'de oldu. Bu kadar göçmen Türkiye'ye geldi. Çok ağır ekonomik maliyetler ortaya çıktı. Bunun siyasi sorumlusu kimdir? Bir defa e, şunu kamuoyunu bilmesi lazım. Yani biz geçmişte iktidarın yanlış politikasına itiraz ediyorduk. Bugün bir revizyon yapıyor ve biz ona da itiraz ediyoruz değil hadise. Hadise şu bir siyasi sorumluluk tartışmasının Türkiye'de açılması lazım. Çok yanlış işler yapıldı. Yani şunun altını yanlışlıklar... belki çizmek evet. gerekiyor. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında söylemiş şu anda Sayın Çavuşoğlu'nun sözleriyle e, paralel şöyle ki ee, Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki biz iktidara geldiğimiz takdirde 2 yıl içinde, evet. yani hemen değil 2 yıl içinde göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Gerekli şartları yaratarak, gerekli imkanları sağlayarak e, kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacağız evet. dedi. Şimdi Sayın Çavuşoğlu da aynı şeyi söylüyor. Sizin yaklaşımınız e, buna eleştiri değil anladığım kadarıyla. Şöyle... Bugüne kadar madem bu yapılabiliyordu. Bugüne kadar neden böyle oldu? Onun sorumluluğu kimde? Bu Tabii, soru. Tam olarak bu ama bunun yanına şunu da eklemek lazım. Ee, biz bunu söylerken türlü suçlamaları da karşı karşıya kalıyorduk. Yani hatırlayın Sayın Genel Başkanımız şunu söyledi. Biz de, de ırkçı bir parti değiliz. Biz o insanlara, Türkiye'ye gelmiş insanlara karşı olduğumuz için bunu söylemiyoruz. Türkiye için bir maliyet ortaya çıktı. Bunun sorumluluğu iktidarındır ve tabii kendi menfaatini düşünen, bölgeyi düşünmeyen Avrupalı devletlerindir. Ve Avrupalı devletlerle iktidar arasındaki çok da şeffaf olmayan anlaşma ilgilidir ve tabii Avrupalıların da o anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerini de yerine getirmeliklerini de hatırlattık. Hatırlayın bir vize serbestisi evet. olacak değil evet. mi? Nerede o vize serbestisi Allah aşkına? Evet. Üzerine 6 yıl geçti. Şimdi bu nedenle bu nedenle biz e, söyledik. Suriyelileri biz düşman görmüyoruz. Yan başkanımız ne dedi? Suriyeli kardeşlerimiz dedi. Bakın bu ifadenin altını çiziyorum. Suriyeli evet. kardeşlerimizi davulla, zurnayla uğurlayacağız dedi. Yani orada bir istikrarlı ortam oluşacak. Dünyanın da buna desteğini sağlayacağız. Gerekli yatırımlar yapılacak ve bu sığınmacılar ülkelerine geri dönecek. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu türlü hakaretlerle karşı karşıya kaldı iktidar tarafından. Ve sadece bize yönelik değil, bir genel kamuoyunda bir, bir terör estirme hadisesi oldu. Nasıl? Yani bunu söyleyenler, az önce siz de ifade ettiniz. Aman efendim ekonomi çöker, Türkiye mahvolur falan gibi hiç akla uygun olmayan. Bir takım açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Bakın aynı örnekleri biz başka konularda da söyledik. Yani bir örnek de tabi Irak'la ilgili. Hı hı. Yani Irak'ta izlenen politikalarla ilgili biz benzer eleştiriler yaptık. Ya da Afganistan örneği ne diyorlardı? Türkiye'nin güvenliği Bizim sınırlarımızda başlamaz diyorlardı değil mi? Hı. Libya'da başlar diyorlardı Türkiye'nin güvenliği. Kabil'de başlar, Afganistan'da başlar diyorlardı. Yani Libya'nın çöllerinden, Afganistan'ın dağlarından Türkiye'nin güvenliği başlar diyorlardı. Biz de diyorduk ki ya NATO misyonu çerçevesinde Türkiye Afganistan'da asker bulundurdu hı hı. ve NATO misyonu bitiyor kardeşim. Ağustos ayının sonunda sona erecek. Anayasamıza göre kabul edilmiş de meclisten çıkan yetki tezkeresi de NATO misyonu kapsamındadır diyorduk değil mi? Biz bunu söylerken ne diyorlardı? Efendim bizim güvenliğimiz Afganistan dağlarında başlar diyorlar. Ne oldu? Soray Bey ne oldu? Sonunda askerlerimiz geri çekmek durumunda kaldılar. Hı hı. Şimdi biz burada niye çektin kardeşim askeri demiyoruz tabii ki. Ama biz doğruları söylerken bizi niye suçluyorsunuz? Ve tabii ki kamuoyunu niye yanıltıyorsunuz? Bunu hatırlatıyoruz. Bir de bunun bir siyasi sorumluluğu var kardeşim. Ya bu kadar yanlış politikaları sen uygula, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerini mahvet, efendim bütün komşularımızla Türkiye'nin ilişkilerini mahvet, sıfır sorun diyorduk geçmişte komşularla, artık ilişkimiz olan neredeyse komşu kalmadı. Ayrıca hatırlatmak lazım yani Suriye gibi, Mısır gibi, İsrail gibi ülkelerde Türkiye'nin büyük açısı yok. Bu şartları siz yarattınız ve biz sizin yarın yine bu etrafı kırıp dökmeyeceğinizi nereden bileceğiz? Siz uluslararası planda sözüne güvenilir e, aktörler değilsiniz zaten. Kimse sizin sözünüze de güvenmiyor. E Türkiye'de kamuoyu da size güvenmiyor. Bunu da bunu da görülmesi gerekiyor. Sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu siyasi sorumluluğu hatırlatıyoruz ve biz e, iktidarın tutarlı bir dış politika yaklaşımı olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi Türkiye'de dış politikada geçmişte var olan soral bey kurumsal işleyiş ortadan kaldırdılar. Yani ehliyeti, liyakati ortadan kaldırdılar. Yani adı rüşvetçiye çıkmış bir kimse hatırlıyorsunuz. Ben götürdüler bir yerde büyükelçi olarak atadılar. Eski AKP'li milletvekillerini hiçbir liyakat, ehliyet kriteri bulunmadan önemli kilit görevlere harici teşkilat içerisinde getirdiler. Bu işin bir boyutudur. Yani ehliyet, liyakatın ortadan kalkması bir boyutudur. Türkiye'nin kurumlarının zayıflatılması bir başka boyutudur. Meclisin tamamen devre dışı bırakılması. Bakın ben Dışişleri Komisyonu üyesiyim. Bizim komisyonumuzda hiçbir bu konularla ilgili ciddi bilgilendirme olmamıştır. Olmuyor. Her iş kapalı devre yapılıyor. Peki neye göre yürüyor? Yani e, şöyle dış, yürüyor. dış politika bilgilendirme yapılmıyorsa Tabii ki. nasıl yürüyor? Bunun şöyle mekanizması yürüyor. ne şu an? Mekanizma şu, mekanizma şu çok açık. Yani bunu söylerken üzülüyorum ama böyle. E, Türkiye'nin ihtiyaçları, bölgedeki gereklilikler, barış, huzur, anlayışı, prensip değil, iktidarın iktidarda kalması temel prensip olduğu için günlük olarak sarayın Erdoğan'ın ihtiyacı neyse ona göre yürüyor. O yüzden de o yüzden de emin olun ne Türkiye'nin efendim istihbarat teşkilatı ne silahlı kuvvetleri ne dışişleri bakanlığı ne meclisi hiçbir kurumu aslında bu işlerin içinde değil ortasında değil. Bu... Ayrıca şunu da hatırlatalım biliyorsunuz bir